Hemen koyacaksın mı? Yok, ha. Koymam herhalde. Başladık mı? Başladık tabii ki. Çok zaman geçmiş. Çok ezildim yanındayım. Çok zaman geçmiş. Hadi başla. Sen başla. Ben başlıyorum. Sen başla ki. Ben başlıyorum. Başlıyorum. Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün kanalımda bir misafir var. Kendisi abim oluyor. Ben Maksut. Çok uzun zaman oldu böyle yan yana oturmayalım. Yani yaklaşık 3 yıl oldu galiba. Evet, belki de 3 yıldan da fazla oldu. O yüzden biraz öyle şeyiz. Evet, setup'ı kurarken bayağı bir şey, problem yaşadık. Evet, belki koyarım onları, bilmiyorum. Güldüklerimizi koyabiliriz. Peki. Evet. Bu videoda böyle birazcık soru cevap gibi, birazcık geyik, biraz böyle işte bazen bize, yani bana daha doğrusu DM atıyorsunuz abimle ilgili falan. Hala o kanaldan buraya gelip beni takip edenler var. Onlar için de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İşte karşınızda sonunda abim, yani buyurun tepe tepe sorularınız. Şimdi bu zamana kadar nereler dedik, niye video çekmiyoruz gibi bana arada nadiren de olsa soru geliyor. İstersen ona sen cevap ver. Ya bir koptuk. Aslında şöyle oldu. Yani yurt dışına çıkma sürecinde biz çok fazla gerçekten kendimize göre çok fazla işimiz vardı ve sağa sola giderken gerek vize işlemleri, gerek yurt dışında, gerek başka şeylerde size de içerik üretebileceğimiz çok fazla içeriğimiz vardı. Ama daha sonrasında yurt dışından buraya geldikten sonra gerek abimin askere gitmesi, gerek arka arkaya evlenmemiz, evet, vesaire derken öyle süreç uzadı gitti yani. Ya sürecin süreçte ya birincisi artık o yurt dışına gittiğimizde o kadar dolu dolu çektik ki, evet, o yani havayı ya onu çok tutturamadık. Ya onu söyleyeyim, onu çok tutturamadık ondan sonra. Dediği gibi benim yüksek lisans girdi araya. Orada bir sıkıntı yaşadık. Ondan sonra evlilikler girdi araya. Evet. Onun sıkıntı değildi ki ama çok yoğun bir süreçtir o yani. Gerçekten çok, yoğun bir süreç. Yoğun. Ne kadar böyle kafanıza takmayırsanız da yoğun bir süreç oluyor. Ondan sonra da bir ev süreci bilmem ne, taşınma, o bu, bir sürü süreç girdi araya. Kısmet bugüneymiş. Yani aslında bakarsanız bunların çoğu şey bahane gibi de hani size gelebilir. Yani eşyamı taşırken neden kameramı da açmayayım ya da niye açmıyorsun gibi de düşünebilirsiniz. Ama bu bir evden başka bir eve taşınma değil, ailenizle kaldığınız bir evden başka bir artık hane kurmaya yönelik bir şey olduğu için hem çevresel hem kendinizde olan baskı çok fazla oluyor. İşte öyle bir hissiyat, ya belki kadın olduğu için çok hissetmemiş olabilir ama kapımda, yani alttaki zilde, yani daha doğrusu Maksut Korkut yazıyor. Faturalar Maksut Korkut adına geliyor. Yani ben 30 yıldır böyle bir şey görmediğim için. Evet. Babamınız, yani tamam, evet, babamızın evinde oturduğumuz zaman da babam dediğinde faturaları gidip yatırıyorduk, aşağıdan biz alıyorduk ama isim yazmıyor. Ya o hissiyat başka bir hissiyat. Yani tabii ki arkadaşlarımızın evinde kaldığımız zaman da oradaki faturaları da ödedik cahçurt ama o buradaki gibi değil. Çünkü ya şöyle bir şey vardır ya, insanların güvenli ortamından çıkıp başka bir ortama girmesi. Hı-hı. Tamam, o ortam da güvenli. Şu an kaldığımız yerler de bizim için güvenli. Bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Kendim sanki kadrajı sokmaya çalışıyor gibi hissediyorum. Ben çok büyüğüm. Sana doğru böyle. Çok büyüğüm çünkü. Ya Dediğim gibi o güvenli ortamdan çıkıp başka bir ortama geçtiğini hissettiğin anda işte orada zorlanıyorsun. Ya zorlanmıyorsun da, bir süreç o. Geçiyor, güzel de geçiyor. Bazı şeyler güzel, bazı şeyler... Yani özellikle bence benim bocaladığım en büyük şeylerin nedeni şuydu. Ya ben de abim de üniversiteye ailemizin yanından okuduk. Evet. Ve hiçbir zaman böyle 3 sene, 5 sene tek başımıza kalabileceğimiz yurtta ya da evde, yani kendi sorumluluğumuz kendimize kaldığı bir zaman dilimi olmadı. Olmadı. Bu zaman dilimi evlendikten sonra işte, oldu. Yurtlarda gittik, bir 10 gün kaldık. Orada gittik. Evet. 5 gün. Bir odur yani, ya da arkadaşımızın yanında gittik, bir hafta, bir ay kaldık. Ya ben kaldım haydi değil de. Abi odur yani bizim. Abi, ya bunların hiçbiri, dediğim gibi, kendi evinize çıktığınız zaman
benim bir sürü arkadaşım var yurtlarda kalan 3 sene 4 sene boyunca hiç ailesinin yanında olmayayım. Evlendikten sonra o farklı oluyor. Evet. Çünkü ya dediğim gibi kapıda en şu an gerçi benim kapımda yazmıyor da çok daha kendi ismin yazıyor. Sorumluluk oluyor. Kendi ismin ya yazıyor. Bunları kapıda. Da geçtim. Ama artık yanındakinin bir sorumluluğu da çok fazla oluyor. Belki fazla. Kadının üzerinde aşırı olmuyor. Yani belki yemek yaparken acaba eşim şunu sever miydi diye düşünüyorsunuz ama erkeğin kafası çok o şekilde çalışmıyor yani. Aynen öyle. Ve çalışmaması da belki de gerekiyor. Hani. Ya zaten fıtraten hani doğuşun vermiş olduğu bir fıtrat var olduğu için fıtrat kelimesini belki birçok izleyici bilmeyebilir. O yani hissiyat diyelim. Ya o farklı bir konum. Yani hem kadınlarda hem erkeklerde farklı tesir ediyor hayata. Buydu aslında bizim çok uzun süredir böyle kamera karşısına geçmememiz. Tekil tekil geçelim dedik bir aralar. Maide de aslında bu kanalı çok daha erken açabilirdi. Evet. Ben başka şeyler düşündüm. Yani yapmayı düşündüm ama bir türlü o kameranın o tuşuna hiç basmak ikimizin de gelmedi galiba içimizden. Yani çünkü başka bir hayatın içerisine, başka bir duruşun içerisine geçtik. Yok, o yüzden de. Bende bir de şöyle bir şey oldu. Gerçekten aşırı yoğun bir çalışma. Korona zaten hani patladı. Allah. Kaç aydır artık yani hayatımızın içerisinde. 24 saat çalışma beklentisi. Onun yanında okuldu, okul tezdi, eve karşı sorumluluğun derken kameranın tuşunun nerede olduğunu bile yani hatırlamıyorsunuz. Kameranın tuşunu değil, kamera neredeydi onu bile hatırlamıyorsun. Evet, süreç böyleydi. Bu yüzden aslında geçemedik kameranın karşısına ve... Evet. Ya bahane mi? Doğru bahane. O zamanlar ben çok üzülüyordum. Video çekebilecek bir kameram, doğru düzgün bir tripodum, hiçbir şeyim yoktu. Her şey var. Ve telefonumla çekiyordum ve telefonumla editliyordum. O zamanlar kendi kendime ayırdığım bir bütçeyle bir program satın almıştım. Şimdi bakıyorum son model kameram, son model tripodum var ama her şeyimiz yani var ama tuşa basacak enerjim yok. Herhalde bu zaman. Zaman, yani yaş. Ilgili. Yaş. Evet. Yani çok şey değil ama 30 yaşına geldim yani. O zaman 24 yani yurt dışına çıktığımızda kaç 3 sene 4 sene oldu mu? 26 yaşındaydık. Tabii. Ya şimdi diyeceksiniz ki ne değişti? Değişiyor, bir sürü şey değişiyor. Bir de beklentiler, hayattaki beklentiler değişiyor. Evet. Allah nasip kısmet ederse kısa bir süre içerisinde daha başka bir şey olacak. Yani benim için daha başka bir yani İnşallah Allah nasip ederse baba olacağız. Evet. O da farklı bir konum olacak. Onu da hiç bitmiyorsun. Bir anda oluyor. Bana şey olmuştu. Bu İtalya'ya gittiğimiz videoyu ben daha önce de çok çok eskiden yüklemiştim. Ve o aslında unlisted olarak vardı. Evet. Ben de daha sonra işte tekrardan şey yaptım. Açık konuma getirdim. Ve birçok kişi bana hani o zaman da eşin mi falan diye hani yazdı. Arkadaşlar video yükleyelim. 3 sene olmuş. Sene. Ben hani... 3 sene önce evlenmiş olmam gerekiyor yani. Var. Teknik olarak abim gördüğünüz gibi. Ve her videonun aşağısına ilk yorumlardan bir tanesi benimdir yani. Evet. O ilginç yorumlar bana aittir yani. Orada abla görürüz. İsmimi söylesene. İsmimi söylesene, o benim. Ne abi. Olur seni çok seviyorum abla. İsmimi söylesene. Bence bu videonun sonuna gelelim. Bir tane soru cevap gibi karıştırıp bir şey yapalım. Tamam, bu bir böyle şey olsun. Teaser intro. Bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadardı. Merak ettiğiniz soruya aslında cevap vermek istedik. Bundan sonra bir videomuz daha olacak. İsterdim ki videonun devamı abimin kanalında olsun ama ne yazık ki oraya herhangi bir şey yüklemiyor. Neyse orada da artık izlersiniz yani konu ne diye. Evet. Şimdiden videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Heyecanlıymış bu. Özlemişim bu heyecanı. Değil mi? Şu 10 dakikayı da olursaydık. Benim hep öyleydi, hatırlarsınız. Videolarda bazen koydum. 10 dakika doldu, tamam. Ya işin şakası. Neden? Çünkü 3 tane reklam giriyor falan. İşinizsiniz. Siz bu arka backupları bilmiyorsunuz. İşinizsiniz. Benim meslek pazarlama olduğu için bunları biliyoruz yani. Neyse. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bu arada bazı videolarda görüyorum. İzlenme sayısı çok ama abone sayısı yok. Lütfen. Ya bir tuş. Bir tuş ya. Alta hemen. Ding. Bir tuşa tıklıyorsunuz, bitiyor olay. Tamam mı? Beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın tabii. Ama beğenmediğiniz yer varsa da lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Bence yazın yani. Evet.
Evet. Çünkü anlayışlı insanlar. Bu bir yönlendirme şekli oluyor. O arkadaki şey perde var ya. Öyle bir kesti ki tam bizi ortadan. Sanki evet, ben farklı bir yerden Skype'dan Hayır, Skype'dan bağlanıyor gibiyim ben. Sen öbür taraf, ben Skype'dan bağlanıyor gibiyim. Zaten dünyalı değilim, şu halime bak. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.